Arkadaşlar bir videoma daha hoş geldiniz. Öncelikle videomu gelen arkadaşlara selamun aleyküm diyorum. Hoş geldiniz. O'dan bir görev serimize başlayacağız. Görevimizin adı Gizemli Taş Kutu. Bu görevi de çekmek istedim arkadaşlar. O'ya basıp önerilenlere gelin. Gördüğünüz gibi öbür dünyanın gücüyle bu değil. Bu değil. Yanlış oldu. Kalpiyon Tanduk Atölyesi'nin de doğan gizemli taş kutu. Öncelikli olarak buradan para edecek bilgiye sağ tıklıyoruz. Bize uyarı veriyor. Genel türü görevlerini etkinleştir. Not şu andan itibaren seçilmiş bütün görevleri görebileceksin. Görev penceresinde o seçeneğini istediğiniz zaman türünü açıp kapatabilirsiniz. Yani o türü açıp kapatabilirsiniz. Şimdi O'ya tekrar tıklıyorum. Görevlerimize gelip yönlendir diyorum. Biz şu an neredeyiz onu da göstereyim. Kalpiyon'da depo sorumlusunun önünde Rubin var. Rubin'in yanına gelip görevimizi alacağız. Buradan görev sekmesinden para edecek bilgi görevini alıyoruz. Bize ne diyor? Soyluların yanında muhabbette olduklarını Trabzanlara sırtını ver ve S tuşuna basarak Trabzanlara oturarak onları dinle. Şimdi göreve sağ tıklayalım. Neredeymiş? Atımızı da alıyoruz. Tıkır tıkır gidelim oraya. Yani görev kısa zaten. Çok da kesip biçmeye gerek yok. Hızlı gidersen sevinirim at. Fazla mı gittik? Evet, fazla gittik. Şimdi gelelim şuraya. Geldik. Daha da gideceğiz mi? Şuraya sırtımızı verip etkileşime geçsek de oluyor mu? Oturalım. F5 basalım. Ve görevimiz oldu. Görev bitimi Rubin. Şimdi Rubin'e tekrardan gidelim. Ben şimdi Rubin'in yanına gidiyorum arkadaşlar. Yani zaten göreve sağ tıklarsanız yönlendirecektir. Rubin'in orada buluşalım. Yerimize geldik. Rubin'in yanındayız. Tam olarak da yerimizi göstereyim. Depo sorumlusunun karşısında Rubin. Orada görevimize gidip tamamlıyoruz. Ve yeni görevimizi alıyoruz. Görevimiz bencil soylular görevini alalım. Burada ne diyor bize? Kalpiyon soylusundan para kazanma yöntemini öğren. Şimdi sağ tıklıyorum. Tam olarak beni nereye yönlendiriyor? Buraya gideceğiz arkadaşlar. Şimdi oraya gidip görevimizi tamamlayalım. Şimdi orada görüşürüz. Yerimize geldik. Tam olarak burada yemek masaların, toplantıların, partinin olduğu yerdeyiz. Tam olarak şurada atın olduğu yerdeyim arkadaşlar. Şimdi gideceğim Epis'in yanına. Şöyle sağ tıklayalım da tam yerini göstersin. Şimdi şuraya gelelim. Görevimiz tamamlandı. Borç aldıysan ödeyeceksin görevini alalım. Soyludan borçları borç alan Charles'i bul. Şimdi Charles tam olarak nerede? Burada arkadaşlar. Borç aldıysan ödeyeceksin. Charles orada. Şimdi oraya gideceğim arkadaşlar. Şuraya gideceğim. El Pireye Bayırı'na. Orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi geldik. Görev yerimize. El Pireye Bayırı'na geldik. Burada soyludan borç alan Charles'i bul diyor. Charles tam olarak şurada uçurumun kenarında bir dalda. Şimdi oraya gidip NPC'mizle konuşalım. Düşmeden. Ah bana dokunma. Hayır bana dokunma. Git buradan. Hepsini kaybettim. Hiç kalmadı diyorum. 5 kuruş bile kalmadı. Görevini alalım.
Kellesi yerine soyluya 100G ver. 100G altın istiyor arkadaşlar bizden. 100G altını isterseniz çadırdan, isterseniz depo sorumlusundan alabilirsiniz. Buraya yakın depo var mı? Gidelim oraya. En yakın depo Elperia'da. Depoya gidelim. Oradan 100G alalım. Eğer 100G'niz yoksa nasıl alındığını da gösterelim. Şimdi o aşamaya geçiyoruz. Elperia limanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi depo sorumlusunun yanına geldik. Depo sorumlusunun yanındayız. Neredeyim? Elperia limanı yakın olduğu için Elperia limanındaki depo sorumlusuna geldim. M'ye basıyorum. Döviz değişimi diyorum. Bende var 100G. Almama gerek yok ama. Şimdi göstereceğim 100G'yi. Bunu alacaksınız arkadaşlar. O ne? Bunu satın al derseniz satın alır. Alayım sizin için tekrardan satın. Şöyle hepsini satacağım. Şöyle satılsın hepsi. Şuradan 100G bir tane alalım. Gördüğünüz gibi 100G'mizi aldık. Şimdi bu 100G'yi Charles yerine soyluya ver diyor. Göreve sağ tıklayalım. Charles neredeydi? Buradaydı arkadaşlar. Şimdi oraya gidip Charles'ı, yani Charles yerine soyluya 100G ver görevini yapalım. Şimdi oraya geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geldik FB'simizin yanına. Şimdi buradan görev yerine doğru geçiyorum. Soylumuza para vereceğiz. Şimdi buraya geliyoruz. Sohbet yapıp parayı ver diyoruz. Görevimiz oldu. Görev gerçekten mi? Artık öğrendiğim muhteşem bilgiyi söyleyeceğim. Elperia'da yeni bir türde bir gemi yapılıyormuş. Elperia Yatırım Bankası'na yatırım yap. Ben tüm kalpiyonların zengin olmasını istiyorum. Şimdi haberci Rubin'e gerçeği söyle. Şimdi Rubin neredeydi arkadaşlar? Depo sorumlusunun oradaydı arkadaşlar. Rubin'in yanına gidelim. Görevi orada devam ettirelim. Görevimizin yerine geldik. Şimdi Kalpeon Rubin'deyiz. Haberci Rubin'in yanındayız. Görevimizi onun yanına gelip tamamlıyoruz arkadaşlar. Nasıl yani? Soylular yalan söylemiyorlar mıymış? Şimdi görev gelip gizemli taş kutu ne olabilir görevini alalım. Ne diyor? Rubin'e gizemli taş kutu teslim et. Şimdi gizemli taş kutuyu gidip alacağız arkadaşlar. Neredeymiş? Rubin'e gizemli taş kutuyu teslim et görevini oradan alalım. Yani gidelim oraya. Yakın zaten. Hemen oraya gidelim. Şuradan elbisimizin yanına gidelim. Buradan görev alacağız galiba. Bir bakalım O'dan hangi görevi almamız gerekiyor. Önerilenler. Benim bildiğim kadarıyla bu görevi almak için evet, buradan görev yapmanız gerekiyor. Görevi tamamlarsınız, intikam al görevini yapamazsınız. Bu gizemli, eski bir gizemli taş kutu görevi veriyor. İntikam al görevi aynısı veriyor. Kalpion şüpheli atölye çalışanı Bram, kendisinin madenci olduğu zamanlar hakkında söylentileri arttığını söylüyor. Ve kendisinin intikamını almanı istiyor. Bram'ın söylediği kişileri yok et ve onun öncesini al. Diğer neymiş? Malzemem eksik. Kalpion pazar tüccarları ve şüpheli atölye çalışanları bir ağızdan gizemli taş kutu yapımı için gerekli malzemelerin yetersiz olduğunu söylüyorlar. Eksik malzemeleri getirelim. Bence yok edelim ya. Canavar keselim. İkisini de yapabilirsiniz arkadaşlar. İntikam al diyorum. Ne diyor? Karabalıkçıları yok et. 1000 tane.
Yok, vazgeçtim. 1000 tane olmaz. Görev, malzeme mekçik görevini yapalım. Ha, kalay külçe 250 ver, karanlık tozu 250 ver. Şimdi merkez pazarından bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Kalay külçe ne kadarmış? Kalay külçe 250. Şimdi 250 tane kalay külçe kaç para yapıyor? 9M yapıyor. Bir de karanlık tozu ver, 250 tane diyor. Karanlık tozu da alalım. 250 tane de karanlık tozu istiyor. Şimdi bunları üzerimize alalım. Karanlık tozu diyelim. Ben bunları CTRL-F ile arıyorum arkadaşlar. CTRL-V tuşuna. Şurada da kalay külçe alalım. Üzerimize aldık. Üzerimize aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalay külçe ve karanlık tozunu. NPC'nin yanına geliyorum. Sohbet diyelim. Kalay külçe ver. Sohbet deyip karanlık tozu ver. Görevimiz tamamlandı. Şimdi buradan eskimiş gizemli taş kutuyu gidip Rubin'e vereceğiz arkadaşlar. Şimdi oraya geçelim. Rubin nerede onu da göstereyim. Şurada Rubin'e vereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Rubin'e geldik. Burada Rubin'in yanındayız. Şimdi ona gizemli taş kutuyu vereceğiz. Şuradan sohbet deyip. Ha, gizemli taş kutu kalıntısı ver diyor. Şimdi taş kutuya sağ tıklayıp bakalım. Evet, gizemli taş kutu kalıntısını elde ettik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağ tıkladık. Şimdi sohbet deyip gizemli taş kutu kalıntısı ver dedik. Görevimiz tamamlandı. Siz de çıkabilir, takı atarsa bir daha yapın görevi arkadaşlar. Ondan sonra devam edebilirsiniz. Takı dağıtma olasılığı var. Görevimiz tamamlandı. Şimdi başka görevimiz var mı? Önerilenlere gelelim. Benim şöyle Bram'ı bul diyor. Benim bildiğim kadarıyla. Şimdi O'ya gelelim. Ha, Rubin'den alacağız görevi. Benim bildiğim kadarıyla görevini alalım. Ne diyor? Şimdi Bram'ı bul. Sağ tıklayalım göreve. Bram neredeymiş arkadaşlar? Şurada hemen dibimizde. Bram'ın yanına gidelim. Bram'la konuşunca görevimiz olacak. Şöyle konuşalım NPC ile. Görevimiz oldu. Görev. Gizemli taş kutu görevini alalım. Ne diyor bize? Rubin'i bul. Rubin'e gidiyoruz arkadaşlar. Hemen Rubin'e gidelim. Görevimiz orada olacak. Rubin'e gideceğiz ve görevimizi tamamlayacağız. Evet, Rubin'in yerini de göstereyim. Tam olarak Rubin burada arkadaşlar. Gizemli taş kutu görevini ona bakıp, yani ona verip, yani konuşup alacağız. Buradan hangisi pahalıysa onu seçebilirsiniz. Tungurat Kolye, Ogre. Başka istediğiniz bir şey varsa, özel bir item varsa, gizem, kırmızı mercan küpe gibi. Cadının küpesi, gizemli taş kulak, naç kulak. Hangisi pahalıysa onu da seçebilirsiniz. Yani ben burada kolyeyi seçeceğim. Diğerleri de pahalı olabilir. Ben kolyeyi seçeceğim. Belki Tungurat kemer de atabilir de. Kolyeyi seçeceğim. Görevimiz tamamlandı. Kutuyu da açalım. Son görevdi bu. Şimdi buna sağ tıklıyorum. Ne attı acaba? Sicili kolyesi. 16. Güzel. Fena değil yani. Verdiğimiz parayı geri aldık bu arada. Yani harcadığımız paraya değdi gibi bir durum var. Ama tabii ki de uğraşa değmez. Amacımız sadece burada görev yapmak ve görevin bilgilerini almak. O'dan baktığımızda hiçbir görev kalmadı. Görevlerin hepsini bitirdik.
Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.